Herkese merhaba, Sağlıklı Hoca'nın YouTube kanalındasınız ve bu videomuzda pilates bantları hakkında konuşacağız ve evimizi nasıl bir spor salonuna çevirebiliriz bunu ele alıyor olacağız. Sizlerle örnek egzersizler de paylaşacağım. Şimdi elimde gördüğünüz gibi 4 farklı dirençte Sankband markalı pilates bantları var. Bunlar diğer adıyla egzersiz bandı, direnç bandı olarak da biliniyor. Bunları şimdi kullanacağız. Neden Sankband'ı seçtim derseniz birinci sebep doğal ağaç reçinesinden yapılıyor olması, cilt dostu. İki, kendinden pudralı olması, rahat bir kavrayış sunması. Üçüncü sebep de kutunun içinden çıkan özel kapı aparatı sayesinde evde pek çok egzersizi yapabiliyorsunuz. Kapı aparatı inanın ki çok büyük destek sağlıyor. Şimdi gördüğünüz gibi şununla başlayalım. 4 farklı direnç var. Kutunun arkasındaki tabloyu da ekrana yansıtmış olayım. Gördüğünüz gibi her bir renk, her bir zorluk seviyesini temsil ediyor. İşte hafif olan var, orta direnç, zor ve en zor direnç olarak var. Biz şimdi orta direnç olan turuncuyla çalışalım. Kutuyu şu şekilde açtığınızda içinden bir tane kapı aparatı çıkacak. Biraz sonra bunu kapıya takarak sizlere örnek egzersizler göstereceğim. Ve daha sonra bunun içinden gördüğünüz gibi pilates bandımız çıkıyor. Şöyle açıyoruz. Açtıktan sonra içinden bandımız çıktı ve bir adet işte kullanım talimatları çıktı. Genel bildiğimiz şeyler. Ve yine bandın diğer pilates bandı modellerinden farkını söylüyorum. Boyu oldukça uzun. Hatta ben bunu ikiye bile kesip kullanmayı düşündüm ama sonradan gerek kalmadı. Çünkü kapı aparatıyla işi daha da zenginleştirdik, kullanışlı hale getirdik. Zaten isterseniz şu şekilde iki kat yapıp iki katı da kullanabiliyorsunuz boyu kısaltmak isterseniz. Şimdi örnek egzersizlerimize başlayalım. Çünkü bu ekipman sayesinde evde hiç abartmıyorum bütün kas gruplarınızı çalıştırıp bütün vücudunuzu forma sokabiliyorsunuz. Tek yapmanız gereken Sankband tarafından üretilen bu pilates bantlarını kullanmak. Dediğim gibi bunu sakın bu diğer e-ticaret sitelerindeki 5-10 liralık Çin'den getirilen dandik bantlarla karıştırmayın. Bunu özellikle seçtim. Dediğim gibi cilt dostu olması, doğal ağaç reçinesinden üretilmesi, kendinden pudralı özelliği ve diğer bant modellerine göre uzun boyunun olması ve mukavemetinin, dayanıklılığının fazla olması ki şu anda yaklaşık bir senedir ben bunu hem spor kulübümde, hem salonumda, hem de evimde kullanıyorum. Sporculardan fizik tedaviye kadar, profesyonel fitness uygulamalarına kadar her alanda çok güzel verim aldık biz bundan. Dolayısıyla bunları kullanabiliriz. Egzersizlerimize geçmeden önce şunu söyleyeceğim. Görmüş olduğunuz 4 farklı renk aynı zamanda sizin güç seviyenize göre de belirlenmektedir. Diyelim ki ameliyattan yeni çıkmış bir kişi çok güçsüz, kasları çok zayıf. O zaman pink olan en hafifi alabilir. İşte yeni başlayan bir kişi amber turuncu alabilir. Biraz zorlamak istiyorsanız, kas gelişimi istiyorsanız moru alabilirsiniz. Ama en uç seviyede, en zor seviyede de istiyorsanız turkuaz rengi olabilir. Ben genelde turkuaz ve morla çalışıyorum. Ama dediğim gibi bugün turuncuyu, yani başlangıç seviyesini göstereceğiz. Ve bununla egzersizlerimizi yapacağız. Şimdi hazırsanız hareketlerimize geçebiliriz. Evet, pilates bandımızın kutu açılımını yaptık. Kapı aparatımız da elimizde. Gördüğünüz gibi şöyle bir aparatı var. Daire şeklinde. Şimdi bu kapının arka tarafında kalacak şu kısmı. Bu da benim bandı geçireceğim kısım. Montajımızı yapıyoruz. Evet, kapımızı kapattık. Ve şimdi göğüs hizamında ilk başlayacağım hareketime. Kısa tutun. Şöyle. Ne kadar kısa tutarsanız gerginliği o kadar artırmış ve zorluk seviyesini çoğaltmış olursunuz. Göğüs kaslarımı çalıştırıyorum şu anda. Ya da tam tersi bir şekilde dönerek
Geriye açış hareketi, reverse fly. Evet. Gördüğünüz gibi şu şekilde açıyorum. Haydi bir diş kol egzersizi. Şimdi sırtımı çalıştırdım. Bir de bir diş kol egzersizi yapmak istiyorum. Gördüğünüz gibi şu anda bir diş kol egzersizi.